İmralada hapishanesinde 25 yıldır Sayın Abdullah Öcalan'ın tutsaklığı söz konusu. Bu tutsaklık süreci içerisinde Sayın Abdullah Öcalan'ın özellikle Türkiye ve Orta Doğu'ya ilişkin herkesin bildiği gibi Orta Doğu'nun temel sorunlarını, yine Türkiye toplumunun, Kürdistan toplumunun buna ilişkin ciddi anlamda bir yoğunlaşması ve ciddi anlamda bir çalışması söz konusuydu. Aslında Sayın Öcalan'ın yani bu tecritin bu kadar ağırlaştırılmış, derinleştirilmiş noktası şundan kaynaklanıyor. Sayın Öcalan'ın özellikle demin ifade ettiğimiz gibi Orta Doğu'daki mevcut yaşanan işte bunca kaos ve kaotik savaş gerçekliğine karşı ciddi anlamda belki de çağın bütün sorunlarına cevap olabilecek, özellikle de Orta Doğu'daki, Kürdistan'daki sorunlara cevap olabilecek ciddi anlamda bir projesi söz konusu. Sayın Öcalan'ın işte dünya sorunlarına, özellikle kapitalist modernite karşı ciddi anlamda demokratik modernite dediğimiz biraz da o paradigma ekseni ciddi bir alternatif geliştirdi. Yani dünya sorunlarına, çevre sorununa, toplum sorununa, ekonomik sorununa, insani, ahlaki, vicdani her anlamda, ciddi anlamda gerçekten insanlığın sorunlarına cevap olabilecek, çözüm olabilecek bu denli çok derin bir çalışması ve perspektif projesi söz konusuydu. Ve bu proje ciddi anlamda başta emperyalist devletleri ve özellikle de bölge güçleri, bölge devletleri ciddi anlamda mevcut sistemlerine karşı bir alternatif olarak görüldü. Sayın Öcalan'ın geliştirdiği bu paradigma, toplumsal sorunlara çözüm noktasındaki paradigması aslında uluslararası hem sistemleri hem Türkiye'deki mevcut egemen iktidar anlayışını ciddi anlamda aslında korkuttu. İmralada hapishanesindeki Sayın Öcalan'ın özellikle 44 aydır bütünüyle ailesinden, avukatından, genel dış yapıdan izole edilip aslında böyle ilişkilendirilmesi bir anlamda aslında Sayın Öcalan'ın fiziki anlamdaki ona karşı alınan bir karar değil. Bütünüyle onun aslında düşüncesine, onun gerçekleştirdiği aslında projelere karşı Orta Doğu'daki mevcut olan bu kaotik çatışmalı ortamı, bütün sorunların aslında işte demokratik konfederalizm dediğimiz Sayın Öcalan'ın gerçekten her özgün toplumun, halkın, ulusun sorunlarını çözebilecek gerçekten derinlikte ve perspektifte. Daha önceki deneyimler, çalışmalar, pratiklerde de açığa çıktı ki şimdi Türkiye'nin yani Sayın Öcalan'ın mevcut durumuna dikkat çekmek adına kimliklerle böylesi bir çalışma yürütüldüğünde şimdi abartısız yüzyıllardır özellikle ideolojik anlamda egemen sistemlerin özellikle insanları ayrıştırma noktasında, sınıflandırma noktasında, hedef alma noktasındaki örnek ve deneyimleri onlarcasını verebiliriz. Bu anlamıyla bir noktadan sonra dar kalıyor. Yani kimlik, örneğin bir kimlik, bir kurumsal kimlikle diyelim ki farklı bağımsız bir şahsiyet ya da bir aydın ya da bir uzun yıllar devletin içerisinde sorumluluk almış bir bireyin karşısına çıktığında seni kimlikle değerlendiriyor ya da o kurumla değerlendiriyor. Dolayısıyla çeşitli gereksiz kaygılar açığa çıkıyor. Sayın Öcalan'ın aslında bu mevcut durumu adalete karşı bu girişim çalışmamız bir anlamda aslında bütün kurumları da aşan kurumlar üstü bir çalışma. Yani dediğimiz gibi bu sadece bir Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın, Çerkez'in yani Türkiye'de, Kürdistan'da yaşayan etnik toplumların sorunu değil. Bir insanlığın sorunu yani çağımızın belki de buna benzer hiçbir örneği yok. O anlamıyla Sayın Öcalan'ın aslında bugün çok basit bir örnek verebiliriz. Uzun bir süreden beridir Avrupa'da özellikle dünyanın birçok ülkelerinde siyasi partiler, kurumlar, sendikalar, dernekler, işçi sınıfı, akademisyenler, aydınlar artık Sayın Öcalan'ın paradigmasını özellikle kuramsal anlamda akademik eğitim olarak görüyorlar. Bugün İngiltere'de işçi sınıfı bunu kendi artık çağın bir perspektifi yani insanlığın belki kurtuluşu olarak değerlendiriyorlar. Yani bu anlamıyla Sayın Öcalan'ı değerlendirdiğimizde artık Orta Doğu sınırlarını aşan biraz daha uluslararası bir kimliğe büründü. Bu anlamıyla bu girişim çalışmaları yürütülürken böylesi bir noktadan hareketle yola çıktık. Bunun yani kurumlardan diyelim ki siyasi kimliklerimizden bağımsız olmasının en temel nedeni dediğimiz gibi alabildiğince bu girişimin yani
özellikle ulaşılabilecek her insana, her kesime, yani barış anlamında umudu besleyen, gerçekten Türkiye'nin bu toplumsal soruna çözüm gücü olabilecek, demokratik bir süreci başlatabilecek, kapsayıcı, yani görüşülmesi gereken kim varsa, bu sürece dahil edilmesi kim gereken kim varsa dahil edilecek. Yani bunun süre zamanı, hedefi şudur, yani tecrit sonuçlanıncaya kadar. Durumu ne olursa olsun o insan, o insanın birinci derecede ailesiyle rutin bir şekilde görüşme hakkı var. Bu bir. İkincisi, devam eden uluslar ve uluslararası hala bir sürü mahkemeleri var. Dolayısıyla bu mahkemelerdeki bütün savunmasını, çalışmasını yürüten avukatları var. Hem Türkiye'de hem uluslararası, sayısı belki yüzleri binleri bulan, bu anlamıyla Sayın Öcalan'ın fikirlerini, düşüncelerini, paradigmasını savunan yüzlerce avukatları var. Ve bu avukatlar en temel ve doğal haklarıdır. Rutin bir şekilde Sayın Öcalan'la adil ve adetli bir şekilde görüşme sağlanması gerekir. Yine toplumla olan insani boyutuyla bu iletişimin kesintisiz sürdürülmesi, sağlanması gerekir. Bütün bu da adalet kavramları içerisine giriyor. Yine en temel insani ihtiyaçlar bu anlamıyla. Ne yapıyor, ne yaşıyor, ne yiyor, sağlık durumudur. Efendime söyleyeyim, var olan mevcut koşullar içerisindeki zindandaki ihtiyaçları, insani temel ihtiyaçları. Tüm bunlar aile, avukat ve toplum bundan habersiz. Biz tecridi değerlendirirken tecrid İmralı'dan zindanlara, zindanlardan bütün topluma doğru ve bunun özel savaş yöntemleriyle toplumda ciddi anlamda bir korku sendromuna dönüştürülerek en ufak bir demokratik hak arama noktasındaki bir basın açıklaması noktasında bile baktığımızda sistemi kolluk kuvvetleri belki sayıları binleri bulan yani insanların orada 2 dakika bile kendilerini ifade etme noktasında imkan tanımama durumu söz konusu. Bu tecriddir, tecridin ta kendisidir. Ekonomik kriz tecridin ta kendisidir. İnsanların giderek psikolojik anlamda ciddi toplumsal sorunları yaşaması tecridin yansımasıdır. Aslında dediğimiz gibi bu süreç geçen yıla birlikte Sayın Öcalan'ın mevcut tecrid durumuna ilişkin ciddi anlamda Kürdistan'da ciddi eylem etkinlikler gelişti. Yani ciddi anlamda bir toplumsal sinerjiye de dönüştü. Basın olarak bunu gün be gün yaşadınız, gördünüz. İşte büyük özgürlük yürüyüşüdür, annelerin adalet nöbeti. Yani Kürtler kısacası aslında bütün yaşanan bu olağanüstü sürece rağmen, sistemin bütün baskılarına rağmen kesintisiz bir şekilde en demokratik meşru eylem ve etkinliklerini 5 kişi de olsa, 100 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa alanlarda sürdürdü. Ama bu yetmiyor. Niye yetmiyor? Çünkü bunu Türkiye'ye de taşımak gerekir. Sonuçta bir iç içelik var. Yani bu ülkede sen yani siyah ve beyaz şeklinde toplumları ayrıştıramazsın. Yani bugün Kürt nüfusunun en yoğun olduğu, yaşandığı Türkiye sahası. Yani İstanbul'da milyonlarca Kürt var. Çukurova keza öyle, Ege'de öyle. Yani her yerde, İç Anadolu'da. Dolayısıyla mücadeleyi, bu sistemin yarattığı algıyı, bu korku sendromunu kırmanın yol ve yöntemi de Türkiye'deki bütün devrimci dinamikler, bütün devrimci demokratik dinamiklerin bu anlamıyla herkesin kendi yerinde, işçi sınıfıdır, aydınlardır, siyasi partilerdir, herkesin bu sisteme karşı bir dik duruşu olmalı, bir dur diyebilmeli. Bu anlamıyla da dediğimiz gibi Türkiye'li Kürdistan aydınlar olarak da böylesi bir girişim, bir aciliyet, bir ihtiyaç olarak doğdu.